Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün günlerden Kurban Bayramı'nın hemen arefesi idi. Ben bu kuruluma başlamadan önce sabahına Allah nasip ederse Kurban Bayramı'nı yaşayacağız. Öncelikle hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum en içten dileklerimle. Herkes bayramda bir yerlere kaçar. Kimi ibadetini yapar, kimi tatilini yapar. Ben de yapmam gerekeni yapıyorum. O da nedir? İşimizi yapıyoruz. Ben bayramda evdeyim. Rig kurulum yapacağım. Şimdi videonun başında da gördünüz. Bu riglerin kasasının hazırlanmasını uzun uzadıya çekmedim. Kısa kısa pasajlarla geçtim. Çünkü daha önceki videolarda görmüştünüz zaten. Anlatmıştım neye dikkat edeceğiniz, nasıl yapacağınız. Ve her rig daha önce de söylediğim gibi o karta, o anakarta, o ekran kartlarına uygun bir biçimde en boy, yükseklik vesaire detayına sahip. O yüzden soranlara tekrar söylemiş olayım. Her rig özel hazırlanıyor. Ölçerek, biçerek. Şimdi rigleri genelde videolarda AMD'den kurduk, hazırladık. Nvidia sever arkadaşlar da eleştiriyordu bizi. Neden Nvidia kurmuyorsunuz? Neden hep AMD'den gidiyorsunuz vesaire diye. Bunun tamamen önceki videolarda da belirttiğim gibi şeyle alakası var. Bulunabilirlikle alakası var. Nvidia kartlar tartışmaya açık bir şekilde biraz da soğutmada daha iyi ya da performans da daha iyi diyebiliriz AMD'ye göre. Ama ben AMD'yi daha çok seviyorum. Onu da hep söylüyorum. Overlock'a açık, efendime söyleyeyim, biraz daha halk dostu, ayarları falan oynanabilir nitelikte. Nvidia biraz da kapalı kutu ve son şu LHR olayından sonra, yani low hash rate olayından sonra biraz Nvidia kendinden soğuttu beni. Neyse, şimdi bir dostumuz bize ulaştı. Toplam 12 tane 3060 Ti'den oluşan rig hazırlayacağız kendisine. Bulduk kartlarımızı. Bu sefer Nvidia bulduk ve o şekilde kurmaya karar verdik. Gördüğünüz gibi arkamda kutular durmakta. Onları da dizdim. Hepsinin içleri dolu. Nasip olursa bayram süresi boyunca, belki de daha az bir kısa sürede bu iki rigi hazırlayıp kendisine teslim etmek istiyoruz. Videolarda genelde bana ulaşan, yanıma gelen dostları hem bir röportaj olsun gibi hem de hatıra olsun diye çekiyorum. Röportaj yapıyoruz, konuşuyoruz. Ama bu defa bu makinelerin sahibi kendini göstermek istemedi. Onun kararına da saygı duyuyoruz. Şimdi onu hazırlayacağız. Neyle, hangi kartlarla size onu göstermiş olayım. Bir tanesini numune olarak çıkardım kutusundan. Kartımız budur sevgili arkadaşlar. Nvidia 3060 Ti. Şurada gördüğünüz gibi 8 pinli 2 tane güç girişi var. Şu kısımda bir RGB ışık kısmı var. 3 tane gayet güzel bir fan, gayet güzel bir soğutma bloğu. Şöyle yanlardan görüyorsunuzdur. Kartlar canavar arkadaşlar. Yine oyuncu arkadaşlardan azarı yiyeceğiz. Ama ben de işimi yapmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Sevgili gençler, dostlar. Her ne kadar hala bulunamıyor olsa da ekran kartları bir ara biraz fiyatları dinmiş durumda. Yani şu kart mesela 25 bin liraya satılıyorken şimdi 20 bin lira. Örnek vermem gerekirse biraz durulmuş durumda. Şöyle tek elle tutmak gayet zor kartı. Bunlardan 6'şarlı 2 tane rig hazırlayacağız. Bir başka değinmek istediğim konuya gelirsek işe başlamadan önce, ben bunu hep söylüyorum insanlara, videolarımda da söylüyorum. O da nedir? Bu işe girin diye %100 bir ısrarda ve telkinde bulunmuyorum. Girmeyin diye de bir telkinde bulunmuyorum. Bunu yapanlar var çünkü YouTube'da. Sırf para kazanabilme uğruna insanları delicesine bu işe, mining işine vesaire yönlendiren YouTuber arkadaşlar var. Bu arada ben YouTuber değilim. Sadece işimi yapıyorum. Bilgisayar işi vesaire. Yaptığım işleri sizlerle paylaşıyorum. Yine söylüyorum. YouTube'dan bir gelirim yok ve YouTuber değilim. Bir başka grupta, hatta benim bir tane videoyu almış, üzerine böyle bir masaya yatırmış, eline boyuna
kesmiş biçmiş haberimiz olmadan sizlerden bir arkadaş söyledi. Abi senin videonun üzerine konuşuyor falan diye. Girdim izledim. O videoda da mesela hem beni hem mining işini gömmüş. O da mesela şey kafası. Yani matbaanın bu ülkeye 300 yıl sonra gelmesini sağlayan kafa. Gelmesine sebep olan kafa. Ben onlardan değilim. Ben dediğim gibi girin diye ısrarda da bulunmuyorum, telkinde de bulunmuyorum. Girmeyin diye bu alana çamur da atmıyorum. Ama şöyle bir gerçeklik var. Bu iş bir hakikat arkadaşlar. Bu videoyu izleyen arkadaşlara sesleniyorum. Yani nasıl dolar, TL, altın, gümüş vesaire hakikatse kim ne derse desin kripto para işi de bir hakikat. Kripto para kullanılacak gelecekte. Bugünlerde zaten başladı. Bu kullanılacağı zaman bunu da bir şekilde bilgilerinin, datalarının işlenmesi gerekiyor. Bunun da yapılması gerekiyor. Bu bugün Ethereum madenciliğinde geçerli. 3 ay sonra Ethereum madenciliği biter. Başka bir coin için geçerli. 2800 tane coin'in bilmem kaç tanesi mining yapılacak. Mining'den kastım nedir? İşte bu blockchain dataların işlenmesi vesaire. Dolayısıyla bu iş kabul edilsin ya da edilmesin birileri tarafından bir hakikat. Hakikat olduğu için de olmaya devam edecek. Lafı da toplayayım, şuraya getireyim. Bizim millet şeye bayılıyor. Fiyatlar çıktığı zaman çılgınlar gibi bu işe dalalım, atlayalım, rig kuralım, para kazanalım, zengin olalım hayalleriyle yaşıyor. Fiyatlar biraz düştüğü anda da yandık, battık, kül olduk diye hemen elindeki rigleri satıyor, ekran kartlarını satıyor. Ya da girecekse bu mining işine girmemeye karar veriyor. Çıktığı zaman da kripto para fiyatları, bu sefer donanım fiyatları da çıkıyor mesela. Bu sefer o zaman girmeye çalışıyor. 20 liralık karta 30 veriyor. Aşka gelip, hevese gelip. Şimdi diyeceğim şudur. Alın mesela Ethereum 4200'den geldi 2000 dolara, 1800-1900 dolara. Hem piyasa biraz nasıl diyeyim rahatladı veya böyle bir nefes aldı. Hem de ekran kartı piyasası da aynı şekilde. Girmek isteyen varsa da böyle bir zaman uygun bir zaman mesela. Bana göre, benim düşünceme göre. Şimdi bu makinenin sahibi arkadaş da birileri söyledi. Mesela böyle bir zamanda fiyatlar da düşerken yatırım yapılır mı filan diye. Böyle aramızda geçti muhabbet. Alın adam yapıyor işte mesela. Tam böyle her yer yemyeşilken değil. Daha inadına kırmızıyken aşağı yukarı 250 bin liralık bir yatırımla yine de bu makinaları kurma kararı aldı. Ve bunu da kuracağız Allah'ın izniyle. Diyeceğim odur. Konuyu toparlamam gerekirse. Ya girin ya girmeyin arkadaşlar. Ama bir tren istasyondayken binilir. Ya da azıcık hızlanırken binilir. Tren hızlandıktan sonra 400'le saatte 400'le 300'le giderken o trene binmeye çalışılmaz. Ne demek istiyorum? Kripto para fiyatları uçmuş. Ekran kartı fiyatları uçmuş. Anakart bile bulmak mümkün değil piyasada. Böyle bir anda herkes hurra girmeye çalışıyor. Kripto para işine, madencilik işine. Düşükken de düşüyor diye girmekten vazgeçiyor. Yani bunu söylemek istiyorum. Aklıma geldiği için biraz da uzattım lafı. Girmeyecekseniz bu işe girmeyin. Ama girmeye karar verdiyseniz de fiyatı ne olursa olsun sonuna kadar gidin. Sevgili dostlar, düştü kalktı değil, sonuna kadar gidin. Tabii her zaman söylediğimiz gibi borç parayla değil, hanımın bilezikleriyle değil, bindiğimiz arabayı satarak, oturduğumuz evi satarak değil, kenardaki kuru paramızla, bizi üzmeyecek paralarla, sağlığımızdan etmeyecek paralarla diyorum. Ortalık çok dağınık. Arkamda gördüğünüz gibi ekran kartlarımız, kameranın görmediği açıda anakartlarımız, riserlarımız, powerlarımız vesaire. Şimdi yavaş yavaş makineyi toplamaya başlayalım. Nasip olursa da sabaha kadar bir rigimizi tamamlamış olalım sevgili arkadaşlar. Sonra da kapanış için tekrar konuşuruz. Bol bol kablo kelepçesi kullanın arkadaşlar. Kablo kelepçesine acımayın.
Power Supply burada oynamasın diye mesela, Power Supply burada oynamasın diye yapıştırabilirsiniz. Ama ben artık yapıştırmıyorum. İlk yaptığım yüklerde yapıştırıyordum ama artık yapıştırmıyorum. Kelepçelerle kabloları gerginleştirdiğim zaman olduğu yerde kalıyor. Siz de öyle yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 1,5 saat kadar bir süre sonunda, 1-2 kahve molasının ardından rigin toplanmasını ve kablolamasını bitirmiş bulunmaktayım. Buraları tabii hızlı izlediniz ama dediğim gibi 1 saat 34 dakika gibi, 1,5 saat gibi bir süre sürdü. Tamamladık. Birazdan yazılımını kurmaya geçeceğim ve bakacağız kartlarımız çalışıyor mu, nedir, ince ayarları yapacağız vesaire. Bazen duyuyorum bazı arkadaşlardan, zannediyorlar ki sadece bu rig kurulumu bu ahşabı çakmaktan ibaret ya da bu kartlara, bu fişleri takmaktan ibaret. Kimi zaman yanıma gelen arkadaşlara da anlatıyorum. Örneğin bu kartların hepsi 3060 Ti. Bazen 6 tane kartın 6'sının da ayarları farklı olabiliyor. Memory ayarları vesaireler falan farklı olabiliyor. Asıl işe birazdan geçeceğim. Orada da sizi çok sıkmayacağım. Hızlı bir şekilde oraya da yapıp geçmek istiyorum. Şu aşamanın sonunda size söyleyebileceğim tek şey şudur. Bol bol kablo kelepçesi kullanın. Ona acımayın. Kabloların çok sıkmamaya gayret edin. Kabloların herhangi bir yere temas etmemesine, işte dönen parçalara, fanlara falan temas etmemesine, değmemesine özen gösterin. Şimdilik bu kurulumu da bitirdik. En son makine buradan çıkmadan önce kartları da yerine yine kablo kelepçeleriyle sabitleyeceğiz. Şimdilik serbest bıraktım. Tam ortalamasını, ayarını yapayım diye. İstediğim gibi de oldu, güzel oldu. Aralarda boşluk kaldı. Kablolar da yetti. Şimdi yazılım ayarlamalarına geçeyim. En sonunda kazım ekranında size göstereceğim inşallah. Bu aşamayı da halletmiş olduk. Evet arkadaşlar, az kalsın videonun sonunu kapatmayı unutuyordum. Bilmiyorum nasıl görünüyorum şu anda ama saat 6:10 geçiyor. Gece 1 gibi 2 gibi başlayan yolculuğumuz bayramın ilk günü sabah saatlerinde sona ermiş bulunmakta. Gördüğünüz gibi makina yanımda ve çalışıyor. 6 tane 3060 Ti ekran kartından oluşan rigimiz şu an itibariyle deneme kazımına başladı. Bu şekilde de 3 saat 5 saat bunu çalıştıracağız. Belki bir gün çalıştıracağız. Stabil mi değil mi onun kontrollerini yapacağız. Ondan sonra da çalışacağı yere doğru gidecek, sahibini bulacak bu makinede. Bunu da bu şekilde tamamlamış olduk. Sürçülisan ettiysek affola. Biraz şeklimiz kaydı işin doğrusu. Yoruyor. Hele bu sıcakta, Temmuz sıcağında inanın çok yoruyor. Makinenin yanına küçük bir fan koydum.
şu an için ısıyı dağıtsın diye. Ama benim de artık istirahate ihtiyacım var. O yüzden videoyu kapatıyorum yavaş yavaş. Nasip olursa yarın veya yarından sonraki günlerde bu cihazdan bir tane daha kuracağım. Ama onu videoya çekmeyeceğim artık. Bu da uzun zamandır video atmıyorsun, nerelerdesin, neden video atmıyorsun diyen dostlara gelsin. Kripto körensiye, mining camiasına bir nefer daha kazandırmış olduk böylece. Buraya kadar sıkılmadan izlediyseniz bu işe meraklısınız demektir. Teşekkür ederim izlediğiniz için de. Elimden geldiğince yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Gözden kaçırdığım veya atladığım varsa da çok özür dilerim şimdiden. Ulaşmak isteyen arkadaşlar da mail adresim aracılığıyla vesaire bana ulaşıyor. Sağlıklı, sıhhatli günler dilerim. Hayırlı bayramlarınız olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a ısmarladık.